Merhaba sevgili seyirciler. Bu programda tarihi bir şahsiyeti, çok yönlü bir şahsiyeti ele alacağız. Aslında programa hazırlanırken bile tekrar hayatına bir göz atayım dediğimde, biyografisini okuyayım dediğinde adeta kendimi peşinde koşar, koşarken de yakalayamaz halde bulduğum bir tarihi şahsiyeti. Öylesine yoğun bir hayatı, öylesine büyük bir temposu, öylesine çok farklı alanlarda faaliyeti ve teorisi var ki, doğrusu tekrar okurken ilk yazımın konusu olmasına rağmen 30 sene önce tanıyamadığımı fark ettim desem, emin olun tevazu yapmış değilim. Siz kaç yıldır Ahmet Cevdet Paşa'ya çalışıyorsunuz Akif Hocam? Şimdi Cevdet Paşa'yla hemen hemen doktora sonrasında ben ilgilenmeye başladım. Çünkü Mecelle ile ilgili çalışmayı düşünüyordum. Edebiyat Fakültesi'nin tertiplediği Cevdet Paşa Sempozyumu ki önemli bir sempozyumdu. Evet. Orada bir hukukçu olarak Cevdet Paşa diye benim bir tebliğim var. Gerçekten aynı hislerle ben doluyum. Kendisini çok iyi yetiştirmiş, çok yönlü yetiştirmiş ve hayatını dolu dolu geçirmiş bir kimse Cevdet Paşa. Devlet adamı, şimdi hayatında fark etmişsinizdir, birçok nazırlıkta bulundu. Yani Marif Nazırı oldu. Evkaf Nazırı. Evkaf Nazırı oldu, Adliye Nazırı oldu. Dahiliye Nazırı oldu, Ticaret Nazırı oldu. Bir de Sadarette de bir süre şey var mı? Sadaret vekilliği var. Vekilliği var. Hatta o zaman Sadrazam vekilliği bir heyecanla bekliyor. Cevdet Paşa hayatı boyunca iki mevkiyi çok arzu etmiştir. Başlangıçta Şeyhülislam'ı çok arzu etti. İlmiye'de ilerlerken Galata Kadılığı'ndan sonra İşte onunla beraber Anadolu Kazaskerliği payesi yani rütbesi verildi. Şeyhülislam olmak için önü açılmıştı. Bu yüzden de hatıratında bunu çok net olarak görüyorsunuz. Şeyhülislam olmanın arzusu içerisinde. Çok arzu. Fakat muhtemelen Şeyhülislam olmasını istemeyenler, yani kendi ikballeri bakımından Cevdet Paşa'nın önünün kesilmesini arzu edenler, Cevdet Paşa'yı çok kırmayacak bir darbeyle onu Şeyhülislamlık sırasına uzaklaştırdılar. İlmiye'den mülkiyeye kaydırdılar. İlmiye'den mülkiyeye kaydı. Efendi şeyi vezarete dönüştü. Paşa oldu. Evet. Paşa oldu. Ondan sonra da paşa olduktan sonra da çeşitli nazırlıklarda bulundu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir ara kısa bir süre Sadrazam vekilliği yaptı. O zaman da Sadrazam olmayı çok bekledi. Ama bu iki büyük arzusu yerine gelmedi. Fakat sizin de ifade ettiğiniz gibi çok yönlü bir insan, büyük bir devlet adamı. Tarihçiler hocam onu değerlendirir. Hakikaten Osmanlı tarihine yazmış olduğu tarihi Cevdet'le 1774-1826 arası değil mi? Evet. Orada analitik tarihin örneklerinden birisini vermiştir. Türkçenin bir şaheseri. Türkçenin şaheseri. Evet. Fakat esas itibariyle bence Cevdet Paşa'yı Türk tarihinde, Türk hukuk tarihinde her zaman şerefle yad edilecek noktası Cevdet Paşa'nın kanunlaştırmada oynadığı roldür. Özellikle Osmanlı Borçlar Kanunu, Osmanlı Medeni Kanunu diyebileceğimiz Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'nin ortaya çıkmasında unutulmaz hizmetleri vardır. Maalesef o hizmetleri sonuna kadar devam etmemiştir. En büyük yönü tarihçiliği mi yoksa hukukçuluğu mu? Kesinlikle hukukçuluğu hocam. Evet. Hiç. Bakın Bernard Lewis tarihçi değil mi? Hukukçu evet. değil. Evet. Bernard Lewis ne diyor? Büyük devlet adamı, büyük tarihçi, dahi hukukçu diyor. Evet. Bakın Osman Cevdet Paşa kadar büyük tarihi olan tarihçiler var. Cevdet Paşa kadar Osmanlı kanunlaştırmasına etki etmiş, İslam hukuk tarihine etki etmiş kimse yok. Evet. Bu bakımdan gerçekten dahi bir hukukçudur. Orada hukukçu derken şu soru insan aklına geliyor. Bu işleri yaparken tabii birçok engellerle karşılaştı. Başta Hasan Fehmi Efendi olmak üzere Şeyhülislam.
Yani bu engelleri de nasıl bertaraf? O da kolay değil. Şimdi isterseniz Cevdet Paşa'nın çok yönlü tarafına işaret etmek üzere yetiştiği süreci bir çok kısa ben bir özetleyeyim. Hocam nasıl yetişmiş? Sizden dinlemeden önce bir hatırlatmada daha bulunalım. Cevdet Paşa'nın Ticaret Nazırlığı da var. Dahiliye Nazırlığı yaptığı Ticaret Nazırlığı, Evkaf, Marif, Adliye. Beş defa Adliye Nazırlığı var. Valiliği var. Var, Halep Valiliği var. Halep tabii. Valiliği var. Başka yerlerde valiliği var. Tabii. Kaz askerliği var. Yani birçok yerde müfettiş aynı zamanda. Tabii. Müfettişliği var. Ama müfettişliği bugünkü sanıldığı gibi şey müfettişlik değil. Askeri müfettişlik. Denetleme müfettişliği değil. Değil, hayır. Yönetici. Doğru. İdari ıslahat alan, tedbirler alan yöneticiliği var. Şiir, edebiyat, tasavvuf, İşte mesela mesnevi, bu yönlerinden biraz satır başlarıyla bahsettiğimiz Cevdet Paşa hangi iklimde nasıl yetişmiştir ona bakmak lazım. Ne zaman lazım. Doğdu oradan başlayalım. 1823'te bugün Bulgaristan'da bulunan Lofça'da doğdu. Ticaretle meşgul olan bir aile. Ama aile herhalde Kırklareli'nden gidiyor. Kırklareli'nden gitmişler, evet. Kırım Harbi'ne. Yular kıran evet, zadeler. Ahmet Efendi. Evet. Oradan dönüşte Lofça'ya yerleşmişler. Artık Lofça'da ikamet etmişler. Cevdet Paşa'nın zekasını ve şeyini kabiliyetini fark eden dedesi onun okuması için çok teşvik ediyor. Enteresandır. Orada hemen Lofça'da ilk tahsili bir anlamda tahsilini yaparken hemen dikkat çekiyor. Ve çok enteresandır. Orada Lofça müftüsünden ders alırken aynı zamanda Lofça müftüsünün fetvalarının müsveddelerini hazırlıyor. Müftü Müsevvidi denir ona, evet. Değil mi hocam? Müftü Müsevvidi'nin özelliği şu, bir hukuki fıkhi olayı çok geniş ifade edilmiş bile olsa çok iyi özetlemeniz gerekir. Yani efradını cami ayarını mani tarzda özetlemeniz gerekir, anlam kaybı da olmayacak. Esbab-ı mucibesini tabii yapmak gerekir. Onunla adeta sonradan yapacağı kanun yazıcılığına adım atmış oluyor. Sonra Tanzimat'ın ilanı senesi İstanbul'a geliyor. Cevdet Paşa bir defa çok zeki bir insan. Bazı çok zeki insanlarda bulunan bir hastalığa müptela değil, tembel değil, çok da çalışkan bir insan. İstanbul'da dönemin en önemli hocalarından ders alıyor. Arapçayı ve Farsçayı kendi ifadesine göre okuyacak ve yazacak kadar iyi öğreniyor. Murat Molla dergahında. Evet. Sonra Fransızca öğreniyor. Bakın ilmiye de o dönemde herhangi bir ilmiye mensubunun Fransızca öğrenmesi çok alışılmış bir şey değil. Cevdet Paşa o Fransızca öğrendiğini çok fazla da ön plana çıkarmıyor. Yetiştiği bölge itibariyle Bulgarca öğreniyor. Yani okuduğunu anlayacak kadar Bulgarca ve Fransızca biliyor. Evet. İstanbul'da çok iyi bir eğitim süreci geçiriyor ve hemen de dikkat çekiyor. Çeşitli kültür muhitlerine de giriyor. Sadece medrese dersleriyle yetinmiyor. O kadar çok çalışıyor ki sürmenaj oluyor. Bakın, evet. Doktora gidiyor. Çünkü diyor ki, ben diyor o kadar çok çalışıyordum ki medresede diyor. Ben diyor medresede odadaki arkadaşlarla nöbetleşe yemek, odanın temizliğiyle falan hiç ilgilenmezdim. Çömez var, çömezi var. Ha, bir tane talebeyi, gariben bir talebenin bütün masraflarını ben çekiyordum. O bütün şeyleri, benim nöbetimi o yerine getiriyordu. Çünkü varlıklı bir ailenin çocuğu. Ve ben böylece bütün gün ve geceyi çalışarak geçiriyordum. O çalışmada diyor. Bir nokta daha var. Malum medreseler çoğunlukla 3 ay tatil oluyorlar. Ramazan'da. Evet, Ramazan'da 3 aylarda tatil oluyor. Bazıları da Ramazan'da gitmiyor bu da. Herkes gittiği halde gitmiyor. İstanbul'da kalıyor. Çünkü evet, Ramazan'da hocaların canı sıkılıyor. Talebeler gittiği için. Cevdet Paşa'nın tam istediği bir şey. İstediği hocadan istediği ya divan okuyor ya başka bir ders okuyor. Ki hayatını çok iyi değerlendiriyor. Peki ne oluyor değerlendiriyor da? 24 yaşındayken Mustafa Reşit Paşa kanunlaştırmalara yönelirken klasik ilmiye ile çatışmamak için bir yanlış iş, bir mayına basmamak için dönemin şehir üstadı Arif Hikmet Bey'den diyor ki bana bir müsait bir ilim adamı gönder de hukuki düzenlemelerde ondan yararlanayım diyor. Şimdi bakın
17 yaşında İstanbul'a gelmiş, 7 sene medrese eğitimini görmüş, kültür muhitlerinde bulunmuş, edebiyat muhitlerinde bulunmuş, Fasya divanlar okumuş ve Cevdet Paşa Arif Hikmet Bey tarafından sadrazama tavsiye ediliyor. Şimdi ben Reşit Paşa'nın kendisine takdim edildiğinde zannediyorum çok büyük şaşkınlık geçirdiğini düşünüyorum. Doğrudur. Çünkü 24 yaşında bir insanı Arif Hikmet Bey bu sizin işinize yarayacak alim bir zat diye gönderiyor. Hocam Mustafa Reşit Paşa Sultan Abdülmecid devri sadrazamı aynı zamanda Tanzimat. Tabii Tanzimat fermanını önemli bir ilan eden tabii, bir isim. Ve olsun. Ahmet Cevdet Paşa'nın da hani seyircilerimizde bir ara hatırlatma olsun diye mazur görün kesiyorum. Ve işte burada fotoğrafında gördüğümüz Sultan Abdülmecid devrinin de Ahmet Cevdet Paşa neşet etmeye başlıyor. Bu arada Mesnevi Hanlığı da var. Yani Mesnevi Şerhi icazeti de alıyor. Tabii okuyor. Doğru. Bu erken yaşta mı bunu alıyor? Erken hocam? Yaşta. Tabii. Çok erken yaşta. Onu söyleyeyim. Zaten çok hızlı yükselmesi o sayede. Yani mesela Darül Muallimin müdürlüğü yapıyor önce. Bir piramidi kadılığına tayin ediliyor. Mustafa Reşit Paşa ile uyum içinde çalışabiliyor mu? Çalışıyor. Şimdi Cevdet Paşa ile sadece Mustafa Reşit Paşa ile değil, Tanzimat'ın üç önemli adamıyla, ricaliyle Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa ve Fuat Paşa ile birlikte çalışmıştır. İki tarafta birbirinden yararlanmıştır. Şöyle ki Cevdet Paşa Batı kültürünü çok iyi bilen bu üç devlet adamından istifade etmiştir. Bu üç devlet adamı da Osmanlı, klasik Osmanlı kültürüne ve ilmine vakıf Cevdet Paşa'dan yararlanmışlardır. Yani mesela Cevdet Paşa başlangıçta daha ağdalı bir usup kullanırken, kızı öyle söylüyor, Reşit Paşa böyle ağdalı usup kullanma diye onu şey diyor, uyarıyor. Öyle bir usup kullan ki herkes anlasın diyor. Cevdet Paşa da kabul ediyor. Bu yüzden Cevdet Paşa'nın daha anlaşılır bir usup kullanmasında Reşit Paşa'nın etkisi var. Ali Paşa'ya Arapça dersleri veriyor mesela. Evet. Ali Paşa'yla da ilişkisi var. Fuat Paşa'yla büyük dostlukları var. Yani şimdi Cevdet Paşa klasik bir Osmanlı medrese eğitimi üzerine bu batıcı devlet adamlarıyla hemhal olarak Batı kültürünü de belli ölçüde edinmiştir. Mesela Fransızca kaynaklardan yararlanmıştır. Tarihinde öyle zikrediyor. Yaklaşık 52 tane birinci ciltte kaynak veriyor. Birçok Fransızcalar var burada. İşte dolayısıyla Cevdet Paşa klasik Osmanlı kültürüyle Batı kültürünün kendisinde sentezini yapmıştır. Bu yönü çok önemlidir. Onu işte Darül Muallimin müdürü görüyoruz. İlk defa ortaya kurulmuş bir öğretmen okulu. Evet. İlk defa dersler tanzim edilmiş, ilk defa ders kitapları yazılmış. Çok ilginçtir. Mesela burada ihtiyaç duyulan kitapları bir kısmını kendisi yazmıştır. Yani mantığı yazıyor değil mi? Mantığı yazmıştır. Miyare Sedat mesela. Kendi oğlunun adıyla. Kendi adıyla. Kavaidi Türkiye'yi yazıyor. Kavaidi Türkiye'yi yazıyor. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Evet. Cevdet Paşa. Osmani de onun değil mi? O da onun. Evet. Cevdet Paşa. Matematik ve geometri de öğrenmiştir. İşte galiba kafadaki o evet, şeylik değil mi? Öğrenmiştir metot ve Darül Muallimin de matematik kitabında Cevdet Paşa yazmıştır. Yani çok değişik bir ilim adamıdır, medrese mensubudur. Kısa sürede de yükselmeye başlamıştır. 35 yaşında ondan önce bir metni metin teşebbüsü var. Osmanlı Medeni Kanunu olarak hazırlanmak istenen bir mecelleden önce bir teşebbüs var. Cevdet Paşa da burada rol alıyor. Kendisi bir üye sıfatıyla katılıyor. Fakat bu teşebbüs başarılı olmuyor. Ama ben öyle zannediyorum ki bu başarısızlıktan Cevdet Paşa önemli dersler çıkarmıştır. Çünkü kendisi hatıratında başarısızlığı neye bağlıyor? Heyet iyi kurulmamıştı diyor. Zayıf kurulmuştu. Sonra Meclisi Tanzimat kuruluyor. Meclisi Valayi Ahkamı Adliye. İçinden bir meclis tanzimat çıkarıyor. Kanunlaştırmaları hazırlamak üzere kanunlaştırmaları. Cevdet Paşa 35 yaşında bu meclisin üyesi oluyor. En genç üyesi. Ve bu meclise dahil olduktan sonra
o meclisin hazırladığı birçok kanun tasarılarında Cevdet Paşa'nın imzası. Başka kimler var o mecliste hocam? Nasıl bir mecliste yer aldı? Ve en azından o mecliste yer alanların... Şöyle söyleyeyim, o mecliste üst seviyede vezir ve nazır olarak bulunmuş kimseler var. Yani öyle sıradan kimseler yok, sıradan ilim mensupları yok. Onlar arasında Cevdet Paşa en genç üyelerden birisi. Sonra tabiatıyla adliye nazırı olduğu dönemlerde çok önemli işler imza atmıştır. Mesela 1868'de Divan-ı Ahkam-ı Adliye kurulunca, yani şöyle söyleyeyim, Meclis-i Ahkam-ı Adliye ikiye ayrılıyor. Birisi Divan-ı Ahkam-ı Adliye olarak bugünkü Yargıtay'ın ilk şekli ortaya çıkıyor. Diğeri Şura-i Devlet olarak bugünkü Danıştay'ın ilk şekli ortaya çıkıyor. Ya Divan-ı Ahkam-ı Adliye'nin başına Ahmet Cevdet Paşa, Şura-i Devlet'in başına da Mithat Paşa getiriliyor. Aslında Mithat Paşa Lofça'da büyümüştür değil mi hocam? Evet. Lofça'da. O da bir anlamda Lofçalıdır. Belki o gençliklerinde aynı dönemde yetiştikleri için aralarında belki bir soğukluk da olmuş olabilir. Yıldız Mahkemesi'ne müdahalesinde... Olabilir yani, öyle onu kesin bir şey söyleyemem de. Şimdi orada işte diyor ki hatıratında, gerçekten de doğru söylediği, yani ben diyor fazla diyor merasime falan önem vermedim diyor. Divan-ı Ahkam-ı Adliye'nin diyor sağlam esaslar üzerine oturtmasına çok önem verdim diyor. Çünkü Divan-ı Ahkam-ı Adliye nizamnamesini, yönetmeliğini Cevdet Paşa kaleme alıyor. Kaleme alıyor. Diğer talimatları Cevdet Paşa kaleme alıyor. Bir başka şey daha yapıyor. Divan-ı Ahkam-ı Adliye üyelerini o dönem yetişmiş en iyi hukukçulardan seçiyor. Mithat Paşa diyor, şimdi Mithat Paşa'ya da orada bir şeyde bulunuyor, tarizde bulunuyor. Mithat Paşa diyor, merasimi çok severdi diyor. Alayişi, gösterişi çok severdi diyor. Ben diyor, öyle diyor gösterişi sevmediğimden diyor, sağlam olmasına dikkat ettim. O fazla gösterişli bir açılış yaptı diyor. Fakat diyor, sağlam esaslara oturtmadığından diyor, Şura-i Devlet çok değişiklik geçirdi bundan sonra diyor. Bu da doğrudur. Çok tedbirli bir insan. Çok tedbirli bir insan. Yani karda yürüyor, adeta izini belli etmiyor. Divan-ı Ahkam-ı Adliye'nin klasik Osmanlı adliye sisteminden şöyle bir farkı var. Divan-ı Ahkam-ı Adliye toplu hakimli bir mahkemedir. Halbuki Osmanlı mahkeme teşkilatı gerek şeria mahkemeleri, gerek Divan-ı Hümayun, gerek Cuma Divanı, gerek Çarşamba Divanı toplu hakimli değildir. Toplu hakimli görünümü var heyet. Fakat Divan-ı Hümayun'da yargılamayı Rumeli kazaskeri yapar. Cuma Divan'da yine Rumeli kazaskeri yapar. Çarşamba Divan'da İstanbul ve Bilyadi Selase kadınlarından birisi yapar. Hangi bölgeden dava gelmişse. Yani toplu hakim Osmanlı ve genel olarak İslam Adliye Teşkilatı'na biraz yabancı bir şey. Aykırı değil ama yabancı. Şimdi Divan-ı Ahkam-ı Adliye'de toplu hakim usulünü ihdas edince bunun ulemanın tepkisini çekeceğini bilerek tutuyor ulemayı yatıştırmak için Celaleddin Devani'nin Divan-ı Def-i Mezalim diye mezalim mahkemelerindeki toplu hakim sistemini anlatan bir risalesi var. Onu tercüme ediyor, onu okudum diyor. Şimdi onu kendisi de anlatabildi Cevdet Paşa. Ama ulemanın gözünde o yaşayan bir insan. Yaşayan insanın kıymeti pek bilinmez. Bir insanın kıymeti bilinecekse önce ölmesi lazım. Evet, Devani tabii büyük. Tabii Osmanlı medreselerince çok tanınan bir kimse, evet. Devani. Onun risalesini tercüme ediyor. Diyor ki, onu okudum diyor. Ulema dedi ki diyor, madem ki Devani gibi bir zat da bu toplu hakim usulüne karşı çıkmamış, bize de bir şey demek yakışmaz diyor. Yani böyle tedbirli bir insan o. Bu tedbirini şeyde de gösterir, mecellenin hazırlanması sırasında da. Şimdi mecelle hazırlanırken tabiatıyla başlangıçta bir defa mecelleyi kabul ettirmek için çok uğraşıyor. Çünkü mecellenin hazırlanması sırasında aynı zamanda Fransız Medeni Kanunu'nun alınma teşebbüsü de var. Çünkü Fransız elçisi. Çünkü Fransa 1804'te Medeni Kanunu hazırlanmış. Code Civil. Napolyon da denmiştir bu yüzden. Şimdi Fransızlar bu kanunu ilk kanunlardan birisi Batı'da modern anlamda
büyük beğeni toplamış gerçekten. Bu yüzden de Belçika falan gibi bazı ülkeler, Avrupa dışındaki ülkelerde onu iktipas etmeye başlamışlar. Fransızlar da bunun için çeşitli yerlerde kulis yapıyorlar, baskı yapıyorlar. Çok zorluyorlar. Hukuki bir itibar ve prestij kazanmak için. Mesela Almanlar buna direnmiştir. Çok enteresandır. Bu bakımdan Almanya'daki hareketle, Alman Medeni Kanun hazırlanmasıyla Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'nin hazırlanması noktasında bir paralellik var. Benzellik İkisi de var, evet. Büyük bir hukukçunun öncülüğünde hazırlanmıştır aynı zamanda. Alman Medeni Kanunu'nun ortaya çıkışında von Savigny'nin rolü var. Tarihçi hukuk ekolünün kurucularından. Cevdet Paşa da Mecelle'de söz sahibi. Şimdi büyük tartışmalar oluyor. Sonunda Mecelle fikri ağır basıyor. Cevdet Paşa müdafaa ediyor padişahın huzurunda, Sultan Abdülaziz'in huzurunda müdafaa ediyor. Ve Cevdet Paşa'nın başkanlığında Divan-ı Ahkam-ı Adliye Nazırı, yani bakanı bugünkü ifadeyle Mecelle Cemiyeti kuruluyor. Fakat ihtiyatlı olduğu için kanunu bir bütün olarak hazırlamıyor. Bence çok büyük bir basiret gösteriyor. Çünkü daha önce metni metin bir medeni kanun teşebbüsü yarıda kalmış. Mecelle 1851 madde 8 senede falan hazırlanmıştır. 8 sene sonradan hepsini birden yayınlasaydı bu 8 sene içerisinde bu teşebbüsün de yarıda kalması çok muhtemeldi. Cevdet Paşa büyük bir basiretle önce 100 madde mecellenin girişindeki 100 maddeyi hazırlıyor. Kavaid-i Külliye'yi. Sonra Kitab-ül Buyu, satım akdine konu olan birinci kitabı hazırlıyor. Onu padişahtan onay alarak yürürlüğe koyuyor. Sonra kira akdine konu olan ikinci kitabı kaleme alıyor. Şimdi yani kendisi kaleme alıyor öyle mi? Bunları şöyle, tabii ekibi vardı ama. Mecelle Cemiyeti Cevdet Paşa'nın belirlediği değerli ilim adamlarından oluşuyor. Evet. Ama bu metnini hazırlayan, kaleme alan kimse ben kesin kaniyim ki Cevdet Paşa'nın kendisi. Yani çünkü niye bunu söylüyorum? Ona söyleyeceğim. İlk dört kitap çok beğeniliyor. Çok beğeniliyor. Ve gittikçe de çünkü Fransız Büyükelçisi De Bure Cevdet Paşa'nın aleyhinde hala çalışmaya devam ediyor. Cevdet Paşa hatıratından bundan bahsediyor. Sonunda dördüncü kitaptan sonra beşinci kitabın hazırlıkları bitmek üzereyken Cevdet Paşa'yı Mecelle Cemiyeti'nden uzaklaştırıyorlar. Başka siyasi sebepler de olabilir. Adliye Nazırlığı'ndan ve Mecelle Cemiyeti'nden uzaklaştırılıyor. Kitab-ı Rehin, Rehin kitabı Cevdet Paşa olmadan kaleme alınıyor. Daha doğrusu şöyle, Cevdet Paşa diyor ki zaten büyük kısmını ben bitirmiştim diyor. Sadece diyor biz temize çekilmesi kalmıştı diyor. Sonra Cevdet Paşa olmadan bir tek kanun hazırlanıyor. Kitab-ı Vedia. Bak bu, önemli bu. Kaç yılda? Yani süresi çok önemli değil. Yani bir veya bir buçuk yılda o kadar önemli değil. Fakat Cevdet Paşa'nın o kanunda hiçbir rolü yok. Kanunda hiçbir rolü yok. Yayınlanıyor. Yayınlanınca kıyamet kopuyor. Çünkü gerçekten hiç beğenilmiyor. Allah Allah. Uzun cümleler, dolaşık ifadeler, anlaşılmazı zor metin. Sarahat yok. Sarahat yok. Mithat Paşa bile diyor ki Cevdet Paşa'sız olmaz bu iş diyor. Cevdet Paşa'yı tekrar bu defa nazır olarak değil, Mecelle Cemiyeti Başkanı olarak getiriyorlar. Cevdet Paşa önce Kitab-ül Veda'yı toplatıyor. Her taraftan toplattım diyor. Onun yerine kendisi Kitab-ül Emanat'ı kaleme alıyor. Yani şimdi mutlaka bir heyet çalışması olduğuna göre maddelerin hazırlanması sırasında çeşitli konularda fikir alışverişi yapmışlardır mutlaka. Tek başına Cevdet Paşa yazmış değildir. Ama telif noktasında esas rol Cevdet Paşa'ndır. Evet. Ben uzun araştırmalardan sonra Kitab-ül Veda'yı buldum. Ebu'l-Ula Mardin'in kitabından hareketle o biraz işaret verdi. Şurada gördüm ben falan diye. Üniversite kütüphanesinde o zaman kütüphancı, çok zengin bir kütüphane. Kütüphancı arkadaşlar o zaman ben de asistanım. Yakın dostluğumuz var. Onlardan rica ettim. Bana bütün mecelle metinlerini çıkardılar. 20-30 takım. Hepsini çıkardılar.
Kütüphaneciler bu kadar şey çıkarmazlar. Kitab-ül Emanet diye var ama 3 tane metin buldum. Kartında Kitab-ül Emanet diye yazıyor. Halbuki Kitab-ül Vedia. Sultan Hamid'in Yıldız Kütüphanesi'nden gelen kitaplar içerisinde 3 tane Kitab-ül Vedia çıktı. Sultan Ahmet Cevdet Paşa padişahtan istemeye utanmış. Ondan isteyememiş. Her taraftan toplatmış. Ben onu neşrettim. Şimdi karşılaştırarak ikisinden de yan yana koyduğum zaman Cevdet Paşa'nın kanun yazmadaki becerisi çok net bir biçimde görülüyor. O yüzden Coşkun Hocam çok rahat diyebiliriz ki evet Cevdet Paşa Mecelle'nin hazırlanmasında Mecelle Cemiyeti'nin şükranla anılan hizmetleri olmuştur. Fakat kanuna son şeklini veren Cevdet Paşa'dır. Şunu söylemek istiyorum. Yani bütün ihtiyatına rağmen aslında idarede çok dinamik, değişken, bir taraftan sekteye uğratılmak istenen, diğer taraftan tutulup göreve getirilmeye çalışılan bir durumu var. Yani ne uzakta kalmasına gönül razı oluyor, ne de en güzel çıkarılmasına rıza gösteriliyor. Mesela vali olarak atanıyor, 13 gün sonra alıp nazırlığa gönderiliyor. Şimdi çünkü atandığı her yerde Cevdet Paşa başarılı olmuştur. Yani hiç istisnası yok değil mi bunun? Yani şimdi o kadar kesin bir şey söyleyemem ama Mehmet abi. Müfettişlikleri çok başarılı. Başarılı. Evet. Marif Nazırlığı başarılı. Evet. Adliye Nazırlığı zaten başarılı. Evkaf Nazırlığı başarılı. Sonra mesela Divan-ı Ahkam-ı Adliye Osmanlı Yargıtay olarak onu düzenliyor. Sonra ilk defa hukuk tarihi bakımından önemli bir kaynağı neşri de Cevdet Paşa'nın sayesinde olmuştur. Bizim bugün hala neşredilen mevzuat derlememiz var. Düstur diye. Yani düstur şu anda 5. tertip düstur. Devletin çıkardığı resmi mevzuatı bir araya getiren metin. Bu bir kitap ismi yani düstur. Düsturu ilk defa Tanzimat döneminde hazırlanan kanunları bir araya getirerek neşreden Ahmet Cevdet Paşa. Birinci tertip onun sırasında mı? Birinci tertip ilk defa o. Ondan sonra ikinci tertip başlıyor, ikinci meşrutiyette. Sonra Cumhuriyet'in başlangıcı üçüncü tertip kuruyor. Şu anda beşinci. Dördüncü tertip işte 1960 ihtilalinde kısa bir dönemdir. Şu anda beşinci tertip düstur. Yani bakın bu düsturu ilk defa gün yüzüne çıkaran Cevdet Paşa'nın kendisidir. Şu anda devam ediyor mu düstur? Ediyor. Şu anda devam ediyor. Mesela Nizamiye Mahkemeleri ilk defa kurulmuş. Şeriye mahkemelerinin yanı sıra Divan-ı Ahkam-ı Adliye Nizamiye mahkemelerinin yargıtayı olarak kurulmuş. Bu mahkemelerin ilan şimdi Şeriye mahkemelerine Nizamiye mahkemelerine. Evet. Mahkemeleri birer cümleyle açar mısınız? Şeriye mahkemeleri Osmanlı'nın başından itibaren var olan klasik Osmanlı mahkemesi veya ilk derece mahkemesi de diyebiliriz. Yani mahalli mahkeme. Kadılık sistemi. 1864'ten itibaren tabii gittikçe hukuki ihtilaflar sayı olarak çoğaldığından, tür olarak çeşitlendiğinden bu şeriye mahkemeleri ihtiyaca cevap veremeyince bunun yanı sıra başka mahkemelerin kurulması da bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış ve yavaş yavaş nizamiye mahkemeleri kurulmaya başlanmıştır. İşte nizamiye mahkemelerinin bir yargıtayı olarak Divan-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu. Şeriye mahkemelerin bir tür yargıtayı gibi Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iye kurulmuştur. Cevdet Paşa bu mahkeme ilamlarının yani kararlarının belli bir üslupla yazılmasını sağlamak için Divan-ı Ahkam-ı Adliye kararlarından seçme kararlar neşretti. Yargıtay Kararları dergisinin bugün hala neşredilen ilk şekli Cevdet Paşa'nın çıkarmış olduğu Ceride-i Mehakim'dir. Burada hocam ilk sayının da fotoğrafı var Ceride-i Mehakim. Evet, bunu kastediyorsunuz herhalde. Evet, Ceride-i Mehakim bak. Kaç tarihli bu? Bir sayısı. 1296 diyor. Bu işte 23 Recep. Bu işte mahkeme kararlarını yayınlayan, örnek mahkemelerin kararlarını yayınlayan ve mahalli nizamiye mahkemelerin kararlarına bir yeknesaklık getirme hedefine yönelik olarak yayınlanan bir mecmuadır ki önemli bir fonksiyon icra etmiştir. Şimdi hocam tabii Ahmet Cevdet Paşa'yı İpşirli hocam tarihçi kimliğiyle bir medeniyetçi kimliğiyle aslında
şair kimliğiyle bunları söylemeye fırsatımız olmadı. Bir hatırlatalım. Yani şairliği var, ciddi bir şairliği var. İyi bir sosyolog, iyi bir edip. İbn Haldun'un Mukaddimesi'nin tercümesinde. Zaten 19. yüzyılda Osmanlılar'da İbn Haldun'un en güçlü şakirdi. Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Cevdet Paşa'ya tanıtırken. Evet, öyle diyor. Ne diyor? İbn Haldun'un son şakirdi. Yani şakirdi diyor. Şakirdi, öğrencisi. Evet. Diyor. Dolayısıyla bu taraflarda olan birisi ama hukuk eğitimi konusunda da Ahmet Cevdet Paşa'nın hukuk mektebinde, yani hukukta usulü muhakeme konusunda, belagat Osmaniye ve diğer konularda hukuk tedrisatının oluşumunda da ciddi. Tabii 1880'de hukuk mektebi onun adliye nazırlığı sırasında açılmıştır. Ve ilk dersi de Cevdet Paşa kendisi vermiştir. Enteresandır. Verdiği ilk ders de hukuk tarihi alanındadır. Cevdet Paşa. Orada da rolü var. Bu arada ben merak ediyorum. Ne zaman evlenmeye fırsat buldu acaba? Çünkü çok İstanbul'a da uğraması zor. Galiba 35-36 yaşında falan diye zannediyorum. Çünkü şey yazdığı sırada o, şimdi belki biraz bahsedeceğiz, Cevdet tarihini 30 yaşında yazmaya başlıyor. Evet, yani 1851'de kendisine görev veriliyor ama iradesi çıkmıyor. Onun üzerine 53'te tam 30 yaşındadır ve birinci, ikinci cildi yazdıktan sonra biraz ara veriliyor. Sebebi de işte evliliği oluyor o sırada. Şimdi mesela Encümen-i Daniş kuruluyor. Evet. Osmanlı İlimler Akademisi. Var? Üç çocuğu. Üç tane çocuğu. Emine Seniye Hanım, Fatma Aliye Hanım ve Sedat oğlu var. İki kızı da romancıdır. Fatma Aliye de, Emine Seniye de. Fatma Aliye aynı zamanda Türk lirasının üzerine fotoğrafı da var, evet. Basılan. 36'da vefatı da sanıyor. Yanlış hatırlamıyorum. Şu anda ekranda da Fatma Aliye Hanım'ın bir fotoğrafı. Ama son zamanları bunun da maddi sıkıntılar içerisinde, ızdırap içinde geçiyor Fatma Aliye Hanım. İşte fevkalade masrafların çıktığını biliyoruz. O kızının. Evet. Yani o aslında zengin bir baba. Evet. Aile masrafları fazla. O hanımı çok müsrif bildiğim kadar, Adviye Hanım. Ahmet Cevdet Paşa. Evet. Müsrif bir hanım. Arşivde onların mektupları var. Tabii. Kimin? Hanımının Cevdet Paşa'ya mektupları var. Hocam biraz bunları anlatın. Evet. Şimdi bizim bu tarihi şahsiyetleri anlatırken yani adamda ruh yok, et yok, kemik yok, can var. Yok. Her şey tarafını anlatıyoruz. Bir insani taraflarını. Mehmet İpşirli hocam bilir. Şimdi hanımı benim bildiğim kadarıyla okuma yazma bilmiyor başlangıçta. Fakat kocası bir doğuya gidiyor, bir batıya gidiyor. Onunla mektuplaşmak için okuma yazmayı öğreniyor. Hanım. Evet. Efendim Hazretleri diye başlıyor mektuplar. Ben mektupların çoğunu okudum. Şeyde de çok ama kibar ona, Cevdet Paşa'nın ona hitabı da. Biricik canım efendim. Evet. Kitap bu. Böyle diyorlar ama mesela hanımı mektuplarında hocaya bütün sitemlerini sıralıyor. Evet. O kadar olacak hocam. Beni burada bıraktın da gittin. Yani hocam da Bosna'ya falan gidiyor tabii. Evet. Bosna'ya gidiyor, Şam'a gidiyor. Adana'ya gidiyor. Şimdi ona cevap var. Diyor ki ya bu devletin ben bir nazırıyım, bir veziriyim. Yani hanım beni özlemiş, hanım İstanbul'da canı sıkılıyor diye vazifemi bırakıp İstanbul'a mı geleyim senin hatırına diyor. Evet. Böyle atışmaları da var mektuplarında. Ama biraz oralara sanki böyle kendi isteğiyle gidiyor gibi bir hal de var yani. Hocam zannetmiyorum. Belki itiraz etmiyor tabii de. Bir de şu kendi var, Balkanlar derken evden mi kaçıyor hocam? Yani bilemiyoruz o kadar ama hocam biliyorsunuz uzun süre gibi gidiyor oralarda şey yapıyor. Yani mektupların ve hanımının biraz galiba hocayı sıkan bir tarafı da var yani bildiğim kadar. Adviye Hanım çok müsrif olduğunu biliniyor o şekilde. O da enteresan. Diyor ki talebeliğine yine döneyim ben. Talebeliğinde doktor demiş ki sürmenaj olunca evladım demiş böyle çalış olmaz. Bir defa haftada bir gün dinleneceksin demiş. İstanbul'un çeşitli semtleri var demiş, gezeceksin demiş. Boğaz'a gideceksin. Bebek diye bir semt varmış diyor. Hiç gitmemiştim, duymuştum, oraları gezdim diyor. Çok da güzel yermiş diyor. Sonra aklında yeri diyor, sonra Bebek'te bir kendisine bir saray yaptırıyor veya konak yaptırıyor. Ölümü de o konağında olmuştur. Evet. Biraz tarihçiliğini sizden dinleyelim. Yani tarihçiliği hakikaten abidevi bir eser.
aslında kaynakları itibariyle daha önce yazılmış. Yani 7 tane Osmanlı Bakan Üvisi, başta Ahmet Vasıf Efendi, Edip, sonra Nuri Efendi tarihi, şeyler, diğer tarihçi, 7 tane tarihçinin müsveddelerini alıp derliyor. Ama bununla yetinmiyor sadece. Ana kaynak onlar olmakla birlikte Fransızca bir takım eserleri görüyor. Bir de eserine çok, o kısmı çok önemli. İbn Haldun'a bir hayranlığı olduğu belli. Eserini hazırlarken önce İbn Haldun vari bir mukaddime yapıyor. Birinci cildi mukaddime. İşte şurada onu da şey yaptık, bu birinci cildi mukaddime olarak hazırlıyor. Bu orada, siz hazırladınız değil mi hocam yayında? Evet, Avrupa tarihinden bahsediyor. Ondan sonra matbaanın icadından uzun uzadıya bahsediyor. Sikkelerden bahsediyor, meskukattan falan. Kırım'dan, Arabistan'dan, yani gerçekten bir dünya tarihi niteliğinde bunu hazırlıyor. Bu şekilde. Ondan sonra diğer tarihine geçiyor. Tabii kullandığı dil çok başarılı bir dil. Hakikaten Türkçenin bir şaheseri. Sonra eleştirel bir yaklaşı. Gerçi bir şöyle bir tenkit var. Deniliyor ki 19. yüzyılın ikinci yarısında Cevdet Paşa bile hala Vakanüvis tarihçiliği yaptı. Yani olayları yıl yıl anlattı. Hani malum, halbuki işte ekonomik olaylar, sosyal olaylar veya siyasi olaylar günümüz tarihçiliği böyle oluyor. Cevdet Paşa evet Vakanüvis tarihi gibi yazıyor ama hiçbir zaman olayları böyle bir anlatıp bırakmıyor. Evet, başı, sonuç, sonu ve onun sonucu bir sonuç çıkarma şeklinde oluyor. Birçok kavramları icat ediyor. İşte o birçok kriz meselesine karşı buhranı falan diyorlar ama onun gibi onlarca kavram. Mesela Efkar-ı Umumiye onun çıkarmış olduğu bir kavram. Tabii Cevdet Paşa'nın hukuk Türkçesini ortaya koymada büyük, evet, emekleri var. Çünkü Mecelle hukuk alanda yazılan en önemli ilk Türkçe şey denebilir. Bu, evet, çapta kavramlar bir eser. Kavramlar açısından denebilir. Zengin midir hakikaten? Tabii tabii. İşte o çok önemli. Yani hukuk terimleri, hukuk terimlerini, evet, yerli yerinde Türkçeleştirme noktasında siz örnek verirse buhran önemli bir hizmeti var. Şimdi yine ben Mecelle'ye geleceğim hocam. Şimdi tarih hocam söyledi, bak Cevdet Paşa'dan önce tarih yazanlar var. Cevdet Paşa'dan önce İslam hukuku alanında kanunlaştırma yapan hiç kimse yok. Ebu Suud Efendi? Ebu Suud Efendi'nin türü farklı hocam. Ebu Suud Efendi, hayır, fetvaları, tür olarak yani fetvaları var. Şimdi bakın, Mecelle dönem sahasındaki ilk eserdir. Klasik fıkıh kitaplarındaki hukuk kurallarının modern kanun tekniğine uygun olarak Türkçe kaleme alınması. Bakın bu birkaç tane önemli nokta var. Fıkıh kitaplarının %90'ı, 95'i Arapça kaleme alınmıştır. Mesela Osmanlılar'da kullanılan Molla Hüsrev'in Dürer'i, ondan sonra İbrahim Halebi'nin Mültekası Arapça. Birçok kaynak var. Yüzlerce, binlerce fıkıh, hukuk kitabı var Arapça. Türkçe yok mu? Arada var. Mesela Mülteka Türkçe'ye tercüme edilmiş. Mevkuf Fatih tarafından. Ama Batı'daki kanun tekniğine uygun olarak maddeler halinde Türkçe kanunlaştırmanın ilk büyük örneği Cevdet Paşa tarafından ortaya konmuştu. Bir bakıma tabii ayrı bir teknik ama maruzat aslında çok önemli. Yani değil mi, bu hukuk metinlerini bütün bir şeye hocam, teşmil etme konusunda. Ebu Suud Efendi'nin maruzatını mesela, evet, örnek olarak alırsak bunlar fetva usulü ile kaleme alınmış şeyler. Ama o devir işte tekniği o şey. O da i̇şte bir nevi. Ben de zaten onlar bir şey yapmamışlardır demiyorum. Evet. Bugünkü kanun tekniğine uygun olan, evet, modern kanun tekniğine uygun olan, evet, ilk çalışmalardan, evet, birisi Cevdet Paşa'nın hazırlamış olduğu Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'dir. Bu önemli bir nokta. Böyle Fransız kanunlarından falan istifade ettiği şekil yani olarak istifade istifade etmiş olması muhtemeldir. Çünkü şey yok mu o konuda bilgi? Yok, yani onu kendisi zikretmiyor ama şunu biliyoruz biz. Ali Paşa'nın hem Ali Paşa'nın tercüme ettirdiği Fransız sivil kod sivili ortada müsvedde olarak hazırdı. Hem Fransız Büyükelçiliği Fransız Medeni Kanunu Türkçe'ye tercüme ettirmiş. Aradan hatta bazı maddeler de seçim de yaptırmıştı. Yani ticaret kanunnamesini 1850 tarihli ticaret kanunu tamamlamak üzere hazırlandığı için kefaletli, havale gibi
Yani ticaret hukukunda da kullanılan hukuki kurumları mecelle düzenlemiştir. Fransızlar da, Fransız Büyükelçiliği de benzer bir hazırlık yapmıştı. Fransız kanunu. Elçi hukukçu mu acaba Mr. de Bure? Ben onun mesleğini bilmiyorum ama Fransız Büyükelçiliği'nin elbette büyük bir kadrosu var hocam. Mutlaka, bu kadro içerisinde hukukçular vardı. Yani billa kendisinin illa hukukçu olması gerekmiyor. Evet, gerekmiyor. Mesela bu önemli. Sonra Cevdet Paşa'nın buradaki hazırlamış olduğu kanunun bir başka özellikleri var. Mesela diğer kanunlarda olmayan tariflerle başlamıştır. Modern kanun tekniğinde tarif yoktur. Yani mesela bey akdi, satım akdinin tarifi vardır. Vekalet akdinin tarifi vardır. Rehin akdinin tarifi vardır. Bu biraz bir eksiklik gibi görülebilir ama dönemin şartlarına en uygun gelen kanunlaştırma şekli bu olduğunu ben zannediyorum. Çünkü Nizamiye Mahkemesi dediğimiz mahkemeler toplu hakimli mahkemelerdir. Üyelerin yarısı Müslüman Osmanlı vatandaşıdır. Yarısı gayrimüslimdir. Gayrimüslimler hiç hukuk tahsili olmayan kimselerdir. 1868'de, 70'de, 72'de hukuk tahsili olan gayrimüslim bulmak mümkün değildir. Bu yüzden de okuryazar gayrimüslimlerden mecburen mahkeme üyesi yapılmıştır. Sırf Batılıların hoşuna gitsin diye. Gibi, evet, evet, Nizamiye Mahkemesi çünkü karma bir mahkeme olarak yapılmıştır. Üyelerin yarısı Müslüman, yarısı Hristiyandır. Şeyle ilgili ne diyeceksiniz? Yani Kavaid-i Külliye için yanlış hatırlamıyorsam Ebu'l-Lamar'dan bile yani biraz böyle parlak cümleler ama kabili tatbik olan şeyler şimdi değil diyor. Zaten şöyle hocam, Kavaid-i Külliye de genel hukuk prensipleri. 100 yani madde. Diğer maddelerin daha iyi anlaşılmasına şey olan, yardımcı olan maddeler. Genel hükümler değil. Hukukta bir de genel hükümler vardır. Akitlerle ilgili genel hükümler var. Genel hüküm diye mi yani? Değil, değil hocam. Birkaç tane genel hüküm mesela var. Mesela bir işte hukukta elfaz ve mebaniye değil, maksat ve maaniye itibar olur. Şimdi hocam genel diyor. Hüküm deyince şöyle söyleyeyim. Mesela akitleri düzenliyorsanız bütün akitlere şamil bir hüküm koyarsınız. Genel hüküm odur. Onda, mesela iki tane genel hüküm var, onu söyleyeyim. Birisi, doğrudan yapılan haksız fiillerde kusursuz sorumluluk esastır diyor. Mübaşir, müteammit olması da zamin olur diyor. Bak bu bir genel hükümdür. Haksız fiillerle ilgili genel bir düzenleme getiriyor. Mütesebbip, müteammit olmadıkça zamin olmaz diyor. O da dolaylı haksız fiillerle ilgili genel hüküm getiriyor. Ama öbürü, diğer maddelerin daha iyi anlaşılmasına yol açan genel prensiplerdir. He. O bakımdan yani Ebu'l-Ula Mardin'in ayrı tabii. Ebu'l-Ula Mardin'in o değerlendirmesi bence yanlış değil, doğrudur. Zaten Cevdet Paşa ilk defa kendisi yapmış değil. İslam hukuk tarihi boyunca bu tür genel prensipler yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Cevdet Paşa onu güzel bir Türkçe ile ifade etmiş oldu. Mecelle Hanefi mezhebine göre kaleme alınmıştır. Cevdet Paşa Hanefi mezhebi içerisinde bir takım ikinci konumdaki hukukçulardan da zaman zaman yararlanmıştır. Ama çok fazla cesur davranamamıştır. Çünkü dönemin şartları böyle bir cesur davranmaya imkan vermemiştir. Kimdir esas kaynağı? Ebu Hanife midir yoksa şimdi şöyle iki hocam, talebesi mi? Şöyle, mezhepte hangisi esah-ı akval ise yani müftabih ise hakim görüş ise bugünkü ifadeyle onu kaleme alım, o kaleme alınmıştır. Ama zaman zaman Cevdet Paşa dönemin şartlarına uygun bir takım düzenlemeler yapmıştır. Mesela havalede Hanefi mezhebi içerisindeki hakim görüşü kaleme almamıştır Cevdet Paşa. İmam-ı Züfer'in görüşünü kaleme almıştır ve bu yüzden de başı çok belaya girmiştir. Allah. Cevdet Paşa Kitab-ül Havale'yi yürürlüğe koyduğu zaman o kadar büyük tenkit edilmiştir ki Hanefi mezhebinin bu kadar muhteber, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Muhammed gibi hukukçusu varken, İmam-ı Züfer gibi bir nispeten daha geri plandaki bir hukukçu, o da İmam-ı Azam'ın talebesidir. Üç talebesinden tabii, birisi, evet. Onun görüşü kabul edilmiştir diye tenkit edilince Ali Paşa bunalmıştır ve Şeyhülislam'da o maddeyi geri göndermiştir. Bu maddeyi yeniden yazın, onu yürürlüğe koyalım diye. Günlerce Şeyhülislamlık tartışmıştır bunu. Sonunda cevap vermişlerdir. Kimdi o sırada? Yine Hasan Fehmi Efendi Hasan Fehmi Efendi. Nedir acaba onunla arasındaki
problem yani? Şimdi rakip onu önce tamamlayayım da diyor ki madde olduğu gibi kalsın demişlerdir. Şimdi ben tabii onun arka planını tam bilemiyorum da biraz hissedebiliyorum. Şöyle Cevdet Paşa diyor ki medreseden icazet aldıktan sonra o zamanki geleneğe uygun olarak kendisi bir şeyde ders vermeye başlıyor. Bir ders halkası kuruyor. Cevdet Paşa mantık dersini veriyor. Mantığı çok daha fazla seviyor. Fıkıhtan çok mantığı seviyor ama sonradan fıkıhla da çok ilgilenmiştir. O zamanki gelenekte diyor talebe yeni bir hoca ders başlattığı zaman, ders halkası kurduğu zaman o tecrübeli talebeler bu genç hocayı biraz terletelim. Bakan ne kadar sahasına hakim diye beni sıkıştırmaya başladılar diyor. Gece sabahlara kadar çalıştım diyor. Sabahlara kadar çalıştım diyor. Bir müddet sonra talebe anladı ki diyor mümkün değil benimle başa çıkamayacaklar. Artık benim dersimi sabote etmekten vazgeçtiler diyor. Aynı dönem diyor, Hasan Fehmi Efendi de ders vermeye başladı diyor. Talebe onu bunalttı diyor, onun ifadesiyle bir müddet sonra Hasan Fehmi Efendi temaruz edip dersi bıraktı diyor. Evet. Temaruz edip hasta bahanesiyle dersi bıraktı demek. Evet. Yani hasta böyle şeyleri de değil. Çok seviyor bu tip şeyleri. Evet, evet seviyor. Yani epey aslında devrin magazin mi diyelim... Gazetecilik, yani polis mi diye. Evet, tabii var. Teza, bilhassa maruzatta epeyce var bu şeylerden. Aslında Ahmet Cevdet Paşa'nın metodolojisine baktığımızda, düşünce sistematiğine baktığımızda ve politikalarına baktığımızda Sultan Abdülhamid'i destekleyen bir tarz ortaya koyuyor. Hatta yıldız mahkemeler yani Sultan Abdülaziz'i hal eden, hatta katlettiği ifade edilen heyetin yargılandığı Yıldız Mahkemesi'ne de müdahil oluyor. İşte Mithat Paşa ile ilgili yaklaşımı ortada. Ama hayatına da baktığımızda en çok kızağa çekildiği dönem Sultan Abdülhamit dönemi. Yani siyasette hilafet anlayışını savunuyor. Osmanlıcılığı savunuyor. Tabii doğru. Batıcılığa karşı, müfrit bir batıcılığa karşı geleneksel İslam Osmanlı kültürünü savunuyor. İbni Haldun'un o determinizmine karşılık tavırlar nazariyesini benimsemesine rağmen Osmanlı Devleti'nin bundan kurtulabileceğini son nazariyede bir ileri adımı savunuyor. Yani Abdülhamid'in politikalarıyla uyuşan pek çok hususiyeti ve yaklaşımını saymak mümkün. Buna mukabil kızağa çekildiği dönemde Sultan Abdülhamid devri. Neden? Şimdi hocam ben orada biraz bir spekülasyon yapmak durumundayım. Tabii Sultan Abdülhamid her zaman bir darbe endişesini zihninde taşımıştır benim kanaatime göre. Bunda haksız değildir. Üçüncü Selim darbeyle devrilmiştir. Yerine geçen ikinci Mahmud'a isyan olmuştur. Yeniçeri ocağının kaldırmak mecburiyetinde kalmıştır. Ondan sonra... Sultan Abdülaziz yine bir saray darbesiyle yani siyasi otoritenin devlet adamlarının darbesiyle devrilmiştir. Onun yerine geçen 5. Murat değil mi hocam? 5. Murat. 5. Murat devrilmiş, Sultan Abdülhamid geçmiştir. 3 ay içinde 3 tane değişiklik. Bu darbelerin bir önemli unsuru var. Bu darbelerin her birisinde mutlaka hal edilmesine yönelik bir fetva alınma zarureti var. Tamam. Fetva olmadan olmaz. Şimdi Cevdet Paşa Mecelle Cemiyeti'nde bu faaliyetleri yürütüyor. Dönemde Abdülhamid ilmiyenin toplu hareketlerinden endişe ediyor diye düşünüyorum. Maalesef yanlış bir şey ama Sultan Abdülhamid'in içinde bulunduğu haleti ruhi anlamaya çalışıyorum. O şahsen Abdülhamid Cevdet Paşa'ya büyük itibar göstermiştir. Ama kızağa çekmiştir. Çekmiştir. Keşke o kadar itibar göstermese de kızağa çekilmeseydi. Ama hocam ben şunu anlamaya çalışıyorum. Tamam bütün bu kaygıları duyuyor olabilir. Ama Ahmet Cevdet Paşa zaten kendi taraftarı. Ahmet Cevdet Paşa'yı Şeyhülislam yapsa ya da nazır yapsa ya da sadrazam yapsa, Ahmet Cevdet Paşa'nın Sultan Abdülaziz devrindeki faaliyetlerine baktığımızda, değil mi İpşirli hocam siz söylüyorsunuz. Evet. Yani Bosna'ya gidiyor başarılı bir müfettiş, Şam'a gidiyor başarılı bir müfettiş, Adana'ya gidiyor Kozanoğlu isyanı bastırmaya başarılı bir müfettiş,
valilikler öyle, nazırlıklar öyle, hangi işe elini atsa temelde şimdi hem başarılı bir hocam, icraat hem başarılı bir söylem. Yani böyle bir sonuç olarak da kendi taraftar. Neden? Hocam şimdi tabii Cevdet Paşa'nın çok hırslı bir insan olduğunu biliyoruz. Yani Şeyhülislam olmayı çok arzu etmiştir. Sadrazam olmayı çok arzu etmiştir. Sultan Abdülhamit böyle hırslı bir insanın başka bir etki altında kalarak Şeyhülislamlık karşılığında pekala bir fetva şeyine girebileceğini düşünmüş olabilir. Hocam bu bilgiye dayanarak bir tabii şey değil. Kuşkulu bir insan. Ben sadece neden onu kızağa çektiğini hiçbir zaman ben şahsen doğru bulmuyorum. Ama neden kızağa çektiğini ancak böyle anlamlandırabiliyorum. Hocam eserlerini hızlıca ismen de olsa zikredebilir miyiz Ahmet Cevdet Paşa'nın? Tarihi Cevdet en meşhur ve en hacimli. Tabii. Evet, 12 cilt. Eseri. Tezakiri zaten çok güzel. Maruzat var. Kısas-ı Enbiya'sı var. Kısas-ı Enbiya çok hoş bir İslam tarihi. Tabii. Böyle. Evet. Kısas-ı Enbiya ve Tarih-i Hulefa, evet. Kırım ve Kafkas tarihçesi. İbni Haldun'un mukaddimesinin bir kısmını. Evet, daha önce Pirizade tercüme etmiş. Kalan kısmını yapıyor. Cevdet Paşa tercüme etmiştir. Evet. Ama üzerine yapılan çalışmalar da var. Belki ondan da şey yapmak lazım. Yani mesela Ümit Meriç Hanım'ın çalışması. Onlarca tez yapıldı. Master, yani yüksek lisans ve doktora tezleri yapıldı. Hocam iktisadi görüşlerine varıncaya kadar tezler yapıldı. Tabii. Aslında çok çalışılan bir insan bir yönünde. Başka bir şey söyleyeyim. Bu kadar hukukçuluğundan bahsettiğimiz Cevdet Paşa'nın hukuk alanında bir küçük risalesinin dışında hiçbir kitabı yoktu hukuk alanında. Ama Cevdet Paşa'nın en önemli tarafı kanun yazıcılığıdır hocam. Kanun yazmak fıkıh kitabı yazmaktan farklı. Yani fıkhi birikimimiz, hukuki birikimimiz olunca bir kitabı ortaya koyabilirsiniz. Kanunu yapmanın şöyle bir zorluğu var. Düzenlediğiniz alanda önemli hiçbir hususu dışarıda bırakamazsınız. Hiçbir lüzumsuz hususu da içeri alamazsınız. Öyle bir metin ortaya çıkaracaksınız ki düzenlediğiniz alanın bütün esas unsurları metinde olacak. Detay konusunda da fazla metine malzeme yığmayacaksınız. Eski tabirle nedir o? Efradını cami, ayarını mani. Cevdet Paşa bunu yapmıştır. Ha, dört dörtlük her bakımdan dört dörtlük değil ama zaten her bakımdan dört dörtlük olması mümkün de değil. Kanunlar dönemin sosyal yapısına uygun olarak hep değişim halindedir. Değişikliğe açıktır. Cevdet Paşa dönemin şartları içerisinde yapılabilecek olanı yapmıştır. Daha iyi bir çalışma ortamı bulsaydı bence daha iyisini ortaya koyabilirdi. Bu bakımdan hakikaten ben hukuk tarihi bakımından değerlendirmeyi tercih ederim. Türkiye Cumhuriyeti bu Osmanlı hukukunu bütünüyle terk ettiği için Cevdet Paşa'nın bu alandaki kıymeti takdir edilmemiştir. Onu belirtmek isterim. Hocam müsaadenizle doğrudan ilgi alanımıza girmesi münasebetiyle bir iki hususun da altını çizmek isterim. Bir defa Türkçe'ye çok büyük önem veriyor. Siz hukuk dilinin Türkçeleşmesindeki önemine vurgu yaptınız. Hocam tarih yazımında ve Türkçe kullanımına atıfta bulundu ama mesela Marif Nazırlığı döneminde Türkçenin müfredatta yer alışı, Türkçenin bir kültür dili, bilim dili, medeniyet dili olarak yer almasındaki rolü hakikaten son derece önemli. İyi bir Türkçeden yana, güçlü bir Türkçeden yana, bunun yanında kültür ve medeniyet telakkisi, toplum tasavvuru, Batı karşısında ezilen, yenilen, psikolojik olarak darmadağınık olan Osmanlı toplumunun yine batıyla toptan reddetmeden ama kendi kimliğini de muhafaza ederek gelişmesi konusundaki fikirler de cidden üzerinde durulmaya ve müzakere edilmeye değer büyük bir mütefekkir ve bir sosyologla da karşı karşıya olduğumuzun farkında olmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi konuşmanızda ikiniz de kısmen şahsiyetine yönelik de değerlendirmelerde bulundunuz. Kişiliğine dönük, tarzı siyasetine dönük ama gönlüm bu programa veda ederken ekranda da burada Ahmet Cevdet Paşa'nın kabrini görüyoruz. Bu mezar taşı. Şuradaki ibareler bile çok ilginç. Bu kabrin alt gövdesinde Arabi ve Farisi ve Türki nice asar-ı ilmiye ve edebiye ve
siyasiye, neşr ve telif diye devam ederek çok çarpıcı bir çok güzel mezar kitabesi. Nasıl bilirdiniz sorusuna cevap teşkil edebilecek bir mütalaanız istiyorum hocam. Hocam şunu söyleyeyim. Kendisini çok iyi yetiştirmiş ve edinmiş olduğu bilgi birikimi ve tecrübesini hep Osmanlı kültürüne harcamış bir insan. Beni bu nokta özellikle ilgilendiriyor. Hayatını hakikaten dolu dolu geçirmiş. Ben boş bir zamanın olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü boş kaldığı zamanda bu defa tarihini daha mükemmelleştirme noktasında, tertibi cedid dediğimiz, mükemmelleştirme noktasında, diğer eserlerini geliştirme noktasında harcamıştır. Hayatını hep dolu dolu geçirmiş bir insandır. O nokta benim çok ilgimi çekiyor. Milletlerin hayatında bu tür zirve şahsiyetlerin çok önemli rolleri var. Keşke Tanzimat döneminde Cevdet Paşa gibi Osmanlı hukukunda yetişmiş 3-5 insan olsaydı Osmanlı hukukunun, Osmanlı sonrası hukukun genel çehresi farklı olabilirdi. Doğru. İpşirli hocam. Hakkında çok güzel şeyler söyledik. Büyük bir allame, mütebahir bir alim, derinliği ortada. Aynı zamanda da topluma çok büyük hizmetler yapmış. Yani hakikaten pek çok devlet memuriyetleri var. Buna rağmen nasıl vakit buldu da o eserleri telif etti? İnsan hakikaten hayranlıkla bunu düşünmekten kendini alamıyor. Evet. Sevgili seyirciler, bir sonraki Tarih Söyleşileri programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.